Sayın basın mensupları, değerli işçi kardeşlerim, basın açıklamamıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ...696 sayılı kanun hükmünde kararname ile birlikte kamuda, taşeronda çalışan arkadaşlarımızın kadro alması bizleri çok büyük bir sevince boğmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Ancak söz konusu kararname ile karayollarında asıl işleri yapan yol, bakım, onarım, karla buzla mücadele, trafik işaretleme, menfez temizliği, tünel, bakım, onarım işlerinde çalışan arkadaşlarımız kadrolarını alamamışlardı. Yine tünel işletmeciliğinde, tünel bakım onarımında çalışan arkadaşlarımız kadrolarını alamamıştır. Bunun yanında müşavir firma adı altında çalışan fakat bizim bürolarımızda, araştırma servislerimizde, sürveyanlık olarak şantiyelerde çalışan arkadaşlarımız bu olaydan yararlanamamıştırlar. Yine kiralık şoför adı altında karayollarının resmi çıkış kağıdıyla birlikte göreve çıkan, karayollarının resmi memurunu, işçisini taşıyan ve karayollarının asıl işini yapan kiralık şoför adı altında çalışan arkadaşlarımız kadrolarını alamamıştır. Bunlar bizleri hayal kırıklığına uğratmış, ailelerimizle birlikte çok mağdur etmiştir. Değerli arkadaşlar, Sayın Çalışma Bakanımız bir bildirisinde şunu demiştir programda. Karayollarında çalışan işçilere kadro verirsek, 3. havalimanı, tüneller, otoyollarda çalışan işçilere de kadro vermemiz lazım. Neden? Onlar da yapım işinde çalışıyormuş. Galiba Sayın Bakanımızı yanlış bilgilendirdiler. Buradan tekrar kendilerine sesleniyorum. Sayın Bakanım, bizler rutin yol bakım onarım işlerinde çalışıyoruz. Tünel bakım onarım işlerinde çalışıyoruz. Karla buzla mücadelede çalışıyoruz. Bizler karayollarının asıl işini yapıyoruz. Bizim işimizin sonuna yapım işi eklenerek işimiz yapım işi olmuyor. Bizler hizmet alımı adı altında, yapım işi adı altında hizmet alımında çalışıyoruz. Sayın Bakanım, örneğin Ovid Tüneli'nde, Zigana Tüneli'nde, 3. Havalimanı'nda çalışan arkadaşlar, çalışan şirket işi bittiği zaman işini biter, herkes evine döner, şirket farklı bir işe gider veya farklı bir iş alır, o yöreden ayrılır. Fakat bizler 2013'ten beri aynı işi yapıyoruz. 2013'ten beri karayollarının asıl işlerini yapıyoruz. Karla buzla mücadelede çalışıyoruz. Yama yapıyoruz. Menfez temizliyoruz. Tünel bakım onarım işi yapıyoruz. Yani bizim işimizin sürekliliği var. Burada bir muazzaa varsa, işin adında bir muazzaa varsa, bu karayollarında çalışan işçilerin mağdur olmasını gerektirmez. Bizlerin ihalemizin başına rutin yol bakım onarım işleri yazıyor. Yani işlerimizin sürekliliği var. Bunlar resmi belgelerle belgelenmiştir. Sayın Bakanım, tekrar söylüyorum. Bizler ihalenin içerisindeki gibi bir kelime oyunuyla birlikte, muazzasıyla birlikte dışarıda kalıyoruz. Bizler yapım işinde çalışmıyoruz. Bizler 2013 yılından beri aynı işleri yapıyoruz. Yani bizler yapım işi adı altında hizmet alımında çalışıyoruz. İhalenin başlığının değiştirilmesi ve ihalede muazza yapılması biz işçilerin suçu değildir. Bunlar bahane edilerek kadroya alınmamamız bizler hayal kırıklığı yaratmış, ailelerimiz ile birlikte bizleri üzmüştür. Tekrar söylüyoruz. Bu kadroda
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Niyetimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Verilen kadroyu gölgelemek gibi bir niyetimiz de yoktur. Aksine verilen kadro bizleri sevindirmiştir. Bu düşüncelerimizle kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Bizler Karayolları Genel Müdürlüğü'nde muazzalı yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın da kadrolarına geçirilmesini talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapmadan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi amaçsız, fakatsız kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleriyle birlikte sevindireceklerine inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu dilek ve temennilerle Afrin'de, içeride ve dışarıda terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Amin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Türk milletinin başı sağ olsun. Amin. Yaralılarımıza ve gazilerimize acil şifalar ve şükranlarımızı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Haklı olan kadromuzu inşallah alacağız arkadaşlar.